Değerli basın mensupları, hepinize iyi günler diliyorum. Bugün İstanbul'umuzda Taksim Meydanı'nda Atatürk heykelimiz ve Atatürk Kültür Merkezi üzerinde asılı olan pankart, döviz, resim ve bunun benzeri materyallerin kaldırılmasına yönelik ve sadece bu amaca matuf olmak üzere emniyet birimlerimiz tarafından yapılmış olan bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu paylaşımlarda ifade edildiği gibi kesinlikle Gezi Parkı ile ilgili orada bulunan insanlara, gençlere yönelik herhangi bir müdahalenin olmayacağı, keza bu müdahale kapsamında Taksim'e yönelik de herhangi bir müdahale yaklaşımı içerisinde bulunmadığımızı ifade ettik. Ve bu çerçevede şu ana kadar gayretlerimizi yoğun bir şekilde sürdürdük ve gerek Atatürk Anıtı gerekse Atatürk Kültür Merkezi ile alan etrafında bulunan önemli miktardaki ifade etmiş olduğum materyaller toparlandı. Herkesin gördüğü gibi fevkalade dikkatli bir şekilde bu çalışmasını yürütmeye çalışan emniyet mensuplarıyla bazı münferit grupların kişisel veya küçük gruplar halinde çatışmaya girmek istedikleri ve bu çerçevede polisimizle de yer yer çatıştıkları görüldü. Bunlara gerekli olan müdahaleler yapıldı. Bu marjinal grupların şu an itibariyle amaçlamış oldukları daha büyük çapta çatışma yaratma ortamına fırsat verilmedi ve şu anda Taksim Meydanı ve çevresinde sakin bir bekleyiş içerisinde kontrollü duruşumuzu muhafaza ediyoruz ve bu duruşumuzun sadece kültür merkezimiz ve Atatürk heykelimizin ifade etmiş olduğumuz bu materyallerle yeniden üzerlerine çıkılarak kuşatılmaması yönünde bir bekleyiştir. Bu bekleyişimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Gezi Parkı'nda çevreci bir yaklaşım içerisinde başlatılmış olan bu girişimlerin neticesi itibariyle alan ve özellikle Atatürk heykelimizle Atatürk Kültür Merkezi pek çok legal veya illegal kuruluşun adeta bir reklam panosu haline dönüştürülmüştür. Bu tablo milletimizin gönlünde fevkalade üzüntüye sebebiyet vermekteydi ve dünya kamuoyu efkar-ı umumiyesi açısından da bu görüntüler ülkemiz imajına, İstanbul'un imajına da ciddi sıkıntı yaratmaktaydı. Bunu toparlayabilmek ve bu görüntüyü, Taksim Meydanı'ndaki bu görüntüyü normalleştirebilmek amacıyla yapmış olduğumuz çalışma tamamlanmıştır. Ve bu noktadan itibaren de Gezi Parkı'na yönelik hiçbir müdahalemizin söz konusu olmayacağını teyiden bir kez daha ifade etmek istiyorum. Özellikle Gezi Parkı'ndaki kalan gençlerin bu çatışma ortamına çekilmek istenmesi yönündeki kışkırtıcı tahrik ve sözlere gençlerin itibar etmemiş olması ve uyarılarımız doğrultusunda Gezi Parkı'nın dışına çıkmayarak orada beklemiş olmaları ve Taksim Meydanı'nda polisimizle güvenlik güçlerimize çatışmaya girmek isteyen gruplara bu manada prim vermemiş olmalarını fevkalade anlamlı ve değerli görüyoruz. Bu vesileyle daha önceden de ifade ettiğim gibi bu yaklaşımlarıyla polisimize yardımcı olan bu tutumlarını dikkatle takip ettiğimizi ve onlara teşekkür ettiğimizi söylemiştim. Bunu bir kez daha kamuoyuyla da paylaşmak istiyorum. Tabii ki çalışmalarda
fazla gözaltı. Çatışmalarda ciddi hastanelerde yaralı olarak tedaviyi gerektirecek herhangi bir şey olmamıştır, sıkıntı olmamıştır. Ama tabii ki çatışmaların getirmiş olduğu ufak berelenmeler, yaralanmalar söz konusudur. Bunlar çok önemli, yaralı nitelikli ifade edebileceğimiz hususlar değil. Ama gözaltılarla ilgili sizler de izlediniz, bir polis aracımızın molotoflarla yakılmasına varıncaya kadar alanda bizlere karşı sürekli olarak eylem gerçekleştirmeye çalışan kişilere karşı gözaltı işlemleri yapılmıştır. Bizim çok güzel halk tabirlerimiz vardır arkadaşlar. O güzel halk tabirlerimizden bir tanesi uydur uydur yaz şeklindedir. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Çok güzel bir halk tabiridir. Uydur uydur yaz. Sosyal medyamızın elbette ki bu konuları iyi değerlendiren ve objektif görüşler paylaşan yanı olmakla birlikte sosyal medyayı bu tür provokatif emelleriyle, kışkırtmak amacıyla da değerlendiren ve kullananlar vardır. Dolayısıyla bunlara karşı duyarlı olacağız. İşte bizim algı yönetimi dediğimiz konuda zihinlerimizi bombardımana tabi tutan ve bu tür yalan haberlerle emniyet güçlerimizi, güvenlik güçlerimizi sıkıntıya sokmak isteyen her türlü algıya karşı özen göstereceğiz ve bu ülkenin, devletinin, polisinin, İstanbul'un ve halkının emrinde ve onun iyiliği için görev başında olduğunu asla unutmayacağız. Dolayısıyla bu algıyı tersine çevirmek ve algıyı bozmak isteyenlerin bu tür uydur uydur yaz politikalarına karşı sosyal medya üzerinden de dikkatli olmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İyi günler diliyorum. Evet.